İntihar haberini mi soruyorsun? Evet, intihar haberini. Bunun yeri 4. sayfa mı olmalıydı? 1. sayfada hiç mi yer yoktu? Bir gün gazeteye gelmedim, olan işe bak. İntihar gibi acı bir haberi 1. sayfaya taşıyabilmek hala bilemiyorum. Neyse, fırsatı tam kaçırmış sayılmayız. Şimdi git, Abuzer'i gönder. Girin. Emret abi. Gel aslanım. Şu intihar eden zengin kız haberini biliyor musun? Bilmez miyim abi? Ben olsam bu haberi bakan istifasından daha iyi bir yere koyarım. Aferin lan. Adam olacaksın sen. Senden istediğim şöyle çok güzel Don Juan, Romeo Juliet. Yoksa cinayet mi cinsinden bir çizgiye çekersin bir dahaki haberi. Ondan sonra toparlarsın, tamam mı? Abi sen hiç merak etme. Yapacağım haberi sevdireceğim sana. Emin ol. Hadi bakalım görelim. Gazla. Abi verdiğin fırsat için çok teşekkür ederim. Abi bir öpeyim. Bir öpeyim abi. Hadi lan yapacak. Hadi şimdi. Kızınızın ebedi aşkım diye bahsettiği şahsı tanıyor musunuz? Evet. Son gittiği psikiyatrist. Anladım. Demek yine bir psikiyatrist ahlaksızlığı. Hayır hayır, yanlış anlamayın. Aşk demesi sadece kızımıza ait bir hüsnü kuruntuydu. Doktorun bu işten haberi bile yoktu. Daha önce de başkalarına böyle uzaktan aşık olmuştu. Eğer bir yıl daha haftada bir gün Melis'i görmeye devam ederse 1 milyon dolar ödeyeceğimi söyledim. Kibarca reddetti. Ama herhalde çok kızmış ki Melis için verdiğimiz bütün ücretleri geri gönderdi. Ekli notta da Melis için başarısız oldum, lütfen kabul ediniz yazmış. Sonra da Melis canına kıydı. Doktor Kenan Aktan. Buyurun benim. Merhabalar efendim, gazeteciyim. Sizinle bir röportaj alabilir miyiz ofisinizde? Hangi gazeteden geliyorsunuz? Bülten Lisesi. O halde sorularınıza burada yanıt vermek isterim. Peki, Melis Hanım'ın intiharından haberdar mısınız? Evet, gazetede okumuştum. Aranızda bir ilişki var mıydı? Elbette, doktoruyum. Doktorluk ötesi bir ilişki. Bakın, doktorluk ötesi ilişkilerim benim sosyal çevremde cereyan eder. Melis Hanım benim sosyal çevremde değildi. Kenan Bey, sorularıma kaçamak cevap veriyorsunuz. Elimden geleni yapıyorum. Yanıtlarımı sevmediyseniz tekrar sormayı deneyebilirsiniz. Melis Hanım'ın intihar notunda bir aşıktan bahsediliyor. Evet.
iyisini bilmiyorum. Eğer sorularınız bittiyse hastalarıma geç kalmak istemem. Nottaki aşık siz miydiniz? Birincisi, 6 aydır Melis Hanım'ın doktoru değilim. Bu nedenle bu süre zarfında Melis Hanım'ın özel hayatına haberdar değilim. İkincisi, size daha önce de söyledim. Melis Hanım'la aramızdaki ilişki doktor-hasta ilişkisinden başka bir şey değildir. O nedenle kimi kastettiğini bilmiyorum. Melis Hanım'ın size olan aşkını inkar mı ediyorsunuz? Öyle bir şey söylemedim. Ancak bu aşka ben katkıda bulunmadım. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Nizamettin Savuncu'nun teklifini az mı buldunuz? Mülakat burada sona ermiştir. Tanıştığımıza memnun oldum demek isterdim. Hoşça kalın. Beni çağırmışsınız amirim, buyurun. Şu Etiler'deki intiharı sen soruşturmuştun değil mi? Evet müdürüm. Kız deli doktoruna gidiyormuş. O doktorla da konuştun mu? Gerek görmedik. Ne diye bir telefon açıp konuşmazsınız şu doktorla ya? Kızın ailesiyle konuştuk. Meseleyi anlattılar. Kız kendi kendine gelin güvey olup aşık olmuş. Ama şu gazetenin diline düşmeyin. Gidin bir konuşun şu doktorla da. Başüstü amirim. Günaydın. Doktor Aktan ve Doktor Pınar muayenehanesi. Nasıl yardımcı olabilirim? Tabii Hüsnü Bey. Bir dakika hemen bakıyorum. Çarşamba günü 9:30 uygun mu? Peki efendim, görüşmek üzere. Hadi Bey, buyurun lütfen. Nalan Hanım'ın odası 2. oda. Aylin Hanım, siz de buyurun lütfen, ilk oda. Hoş geldiniz. Pek de yakışıklıymışsın. Seni hastaların yemiyor mu canım? Babam olacak o p***nk. Önce kendi kafasını muayene ettirdim ki sana. Babanızla konuşma şansım olmadı henüz. Onu pek sevmediğiniz belli oluyor. Sebebi nedir? Anlatmak ister misiniz? Sebep? Anam denen o ş***yla iş becerip benim dünyaya getirmeleri. Yetmez mi? Ay sen şu müziği kapatsana. Klasik sevmem genelde. Bayıltır. Belki sizin seveceğiniz bir şey buluruz. Bırak kalsın. Nazım Bey, buyur. Sizi bekliyordum. Beklemenizi gerektirecek bir sebep mi vardı yoksa? Bu tip hadiselerde rutin değil midir benim konumumda olan birisine sorular sormanız? Kurbanın ailesiyle konuştuktan sonra gereksiz gördük sizinle konuşmayı. Sonra benim Don Juan olduğumu öğrendiniz. Şu gazeteler değil mi? Hadi gel seninle şöyle polis vatandaş gibi değil de erkek erkek konuşalım ha. Hakkınıza yapılan istihbarata göre yanınıza gelen hanımların birçoğu size aşık oluyormuş. En azından son vakada da böyle olmuş ha. İlk önce bir hususa açıklık getireyim. Sizinle erkek erkeği konuşmayacağım. Ben hastalarıma kadın ya da erkek olsun farklı davranmıyorum. O nedenle bu talihsiz kız hakkında sizinle polis ve merhumun doktoru dışında bir sohbet cereyan edemez. Ama size bir sırrımı verebilirim. Benim bugüne kadar hiçbir ilişkim olmadı. Tamam, tamam.
Yazacağım raporda Doktor Kenan Aktan'ın merhumla sadece doktor-hasta ilişkisi içinde olduğunu özellikle belirteceğim. Lütfen siz de buyurun. Buyuralım bakalım. Kenan, sen ne zaman bırakacaksın her odana girdiğinde ayağa kalkmayı? Hı? Ya şu kovboy filmlerini nereden izlersin de alırsın bu adetleri? Bana bak, biz 19. yüzyılda değiliz. Kadına birazcık saygı yeter. Çakma John Wayne. Doktor Don Juan'mış. Sevsinler. Kenan. Tabii dava açacaksın bu serserilere. Ben onlara harcayacağım zamanı. Hastalarımı ayırırım. Araştırmaya ayırırım. Vaka çözmeye ayırırım. Haklısın. Haklısın. Ben bazen kiminle konuştuğumu unutuyorum. Evet, unutuyorsun. Doktor Strangelove. Ama bu seferki sadece Strangelove. Kendinden başka herkesi ölümüne seven. Listeye baktın mı? Bugün rekor kırmışız. Bana gelen bütün hastalar kadın... Sana gelen bütün hastalar erkek. Çünkü güzelliğin bütün İstanbul'a yayılmış. Sen flört etmeyi bırak bakalım. 10 yıl önce kaçırdın o treni sen. Varsa yoksa Perihan Hanım. Ya flört. Ne yapıyormuş Perihan Hanım? Yel değirmenleriyle savaşmaktan fırsat bulup iniyor mu dünyamıza? İyi adam lafın üstüne gelir. Kadın. Birazdan gelecek. Ay Perihan için adam desen de olur ki. Ya benim biraz işim var, ben kaçayım ha. Ya niye hep böyle celalleniyorsun? Ya niye bu kadından hoşlanmıyorsun? Sen niye bu kadından bu kadar çok hoşlanıyorsun? Çünkü şu ana kadar gördüğüm en akıllı kadın da onda. Evet. Tamam, sen hariç. Ya seninki saplantı. Tam bir obsesif kompulsif bakan. Sadece akıllı değil. Aynı zamanda güzel, kültürlü, ciddi. Yani insanlar ondan niye hoşlanmıyor bilmiyorum. Ay vallahi bizim arkadaşlarımız hoşlanmıyor Kenan. Onları ayrıca sorman gereken soru şu. O niye kendine gıcık kaptırmaktan bu kadar hoşlanıyor? Ha ben bu soruya cevap verebilsem Nobel alırdım kendi alanımda. Niye geliyormuş? Operaya 2 bilet almış. Beni davet etti. Burada buluşacağız. İyi eğlenceler. Pardon. Beyaz atlı prensesiniz geldi sizin. Kayın. Hoş geldin Perihan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Uğraşıyoruz işte. Hangi operaya gideceğiz? Telefonda sormayı unuttum. Doncu annem. Tam da Kenan'ın gazetelerde Don Juan olarak boy gösterdiği gün. Ay, sen zaten okumuşsundur senin meslektaşların Kenan'a yaptıklarını. Kenan'la kadın erkek eksenli tartışmalarda bulunduk çok sıkça. Bu Don Juan'ın eseri bu tartışmalara katkıda bulunacak bir eser. O yüzden seçtim. Gelelim senin şu sözünü ettiğin gazetecilere. Onlara pek meslektaşım diyemeyeceğim. Ama bu haber sembolik olarak doğru. Nasıl yani? Sence Kenan'ın payı var mı bu işte? Öyle demek istemedim. Bu zavallı kızın feci sonunda bir Don Juan katkısı mümkün demek istemiştim. Nalan sana söylememiştim. İntihar eden kızın aşığı benmiş. Bir obsesyon vakası. Ailesi bir şeyler anlatmaya çalışmıştı bana. Kendimi çok uzun süre suçladım. Yani acaba başka bir şey yapabilir miydim diye. Tevekkeli değil. Bugün konuştuğumuz şu kişisel deneylere girişme işinde o kadar ciddiydin sen. Siz neden söz ediyorsunuz? Kenan arkadaşımız mesleğe katkıda bulunabilmek için hasta olması muhtemel bazı kadınlarla düşüp kalkacak. Onları yakından inceleyecek. Yeni tedavi yöntemleri geliştirecek. Tıpkı bulduğu ilacı kendi üstünde deneyen masal doktorları gibi.
Gerçekten mi? Aşağı yukarı doğru. Sen de mi Brutus mu demeliyim acaba? Biz acaba geç kalmıyor muyuz? Yemek yiyeceğiz daha. Gidelim mi? Teşekkürler. Cumartesi akşamı mini bir konser vereceğim. Gelmek ister misin? Bu cumartesi mi? Hı hı. Bu cumartesi gelemem, konferansım var. Ne çalacaksın? Önce Macar bir kemancıyla Kroçyer sonat çalacağız. Şimdi bu senin feminist davana çalınacak bir sonat olmasın sakın. Kahrolsun Zevce katili Brozdeşev. Dalga geçme. Beethoven bu eseri bestelediğinde Tolstoy daha doğmamıştı bile. Ayrıca bu eseri Macar kemancı seçti, ben değil. Ben de şirinlik olsun diye Ah Fudura Jömama üzerine 12 çeşitlemeyi koydum. Şaka yapıyorsun. Hayır. Beni ağlatmak mı istiyorsun? Takılıyorsun herhalde. Tamam, çocuksu bir yanı var ama bayağı ciddi bir parçadır bu. Ben annemi çok özlüyorum. Hatırlıyorum. Çok güzel sesi vardı değil mi? Bak, annem Mozart'ın çeşitlemelerini falan bilmezdi. Bana her gece bunu dinleyip farklı farklı söylerdi, biliyor musun? Sıkılmayayım diye. Bak anne, söyleyeyim sana, nedir takdiren canıma? Babam mantık bekler benden, bense böyle küçücükken. Benim gibi herkes bilir şeker mantıktan güzeldi. Gerçek hayatta böyle olmuyor. Don Juan'lar hep cezasız kalıyor. Bak, o eserdeki baştan çıkarma sahnesini düşün. Hı. Her gün yüzlercesi yaşanıyor. Pozisyonunu kullanarak kadını elde etme alçaklığını hep görüyoruz. Hele taciz her iş yerinde. Akademide, her evde, her ailede. Bütün bunların Don Giovanni operasıyla ilgisi ne? Onu bana söyle. Don Giovanni'ye baktığımda bu evrensel kart papazın oyunda nasıl bir maskaraya çevrildiğini görüyorum. Hatta onu bile görmüyorum. Sadece ilahi melodileri duyuyorum. Gel güzelim, ver elini. Orada evet de. Bak hiç uzakta değil. Hadi güzelim gidelim. Yavaş artık, yavaş. Niye yavaş olacak? Hadi bize gidelim. Benim karnım biraz acıktı. Bir şeyler hazırlayacağım. Sen de bir şeyler yemek ister misin? Kahvaltı cinsi bir şey olabilir mi? Tabii. Çay mı kahve mi? Çay lütfen. Kitaplara bakabilir miyim? Elbette. Thank you.
Keşke çalmaya devam etseydin. Çok güzel çalıyorsun. Kitaplığında epey bir İngiliz edebiyatından eser var. Browning'leri bilir misin? Galiba bilmiyorum. Kardeşler mi? How do I love thee? Let me count the ways. I love thee freely, as men strive for right. I love thee purely, as they turn from praise. I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. Peki, Robert'ın Elizabeth'e cevabını biliyor musun? Escape me? Never, beloved. While I am I, and you are you. So long as this world contains us both, me the loving, you the loth. While the one eludes, must the other pursue. Ne dersin? Sence Bob ve Liz kardeşler miydi? Kemal. Oturalım mı? Ben Alexander Pope'u severim. Sen sever misin? Biraz kuru bulurum. Ben pek alışıldık bir şair değil ama şiirin sadece duygulardan ibaret olmadığını göstermesi açısından bence önemli bir şair. Yani mantıkla duyguları şiirin içinde harmanlamış. Isaac Newton için yazdıklarını biliyor musun? Nature and nature's law lay hid in night. God said, let Newton be. And all was light. Peki bunun devamını biliyor musun? Devamı yok ki, bu Newton'un mezar taşında yazılıymış. Devamını 20. yüzyılda bir şair yazmış, Sir John Squire. It did not last, the devil shouting, ho! Let Einstein be restored the status quo. Çok güzel bu. Daha önce bir şizofrenle aynı masada oturmuş muydun? Efendim? Benim gibi birisiyle tanışmış mıydın diye sordum. Şizofren terimine sembolik olarak mı kullanıyorsun? Hayır. Sana öyle mi dediler? Evet. Aşikar değil mi? Şu anda aşikar olan tek şey ne biliyor musun? Senin olağanüstü kişiliğin. Ve ben bu gece seninle birlikte geçirdiğim şu zamandan çok zevk alıyorum. Son derece mutluyum. Demek anlaşmaya uyuyorlar. Hangi anlaşma? İki yıllık bir takip kes anlaşması imzaladık. Kimle? Kubut'la. Efendim? Kimle? Kubut. Gezegenler Arası Banallik Uygulatma Teşkilatı. Kubut her yere banallik getirmekle görevli. Ama ben direnmeyi seçtim. Mücadele ettim. Tabii hoşlanmadılar. Beni sabote etmeye çalıştılar. Yakın takibe aldılar. Sonra ben de yoruldum onlar da. İki yıllık bir takip kes anlaşması yaptık.
Zaman zaman ihlal ettiler ama cevabım çok sert oldu. Fakat Yiğit'le hala uğraşıyoruz. Yiğit? Jüpiter intikamcı tugayları. Her tarafım zehirli maddelerle dolu. Beni her an zehirlemeye çalışıyorlar. Tereyağını uzatabilir misin lütfen? Tabii. Zehirli olmasın? Tabii ki zehirli. Sana sormadım. Hangi meslekle uğraşıyorsun? Psikiyatr. Ne kadar uzak. Kuantum teorisiyle ilgili bir kafama takılan nokta var. Saat 12'ye çeyrek var. Benim hemen çıkmam lazım. Neden? Saat 12'de metamorfoza uğruyorum. Eve yetişemezsem hermafrodite dönüşüyorum. Arabayla bırakayım seni. Gerek yok. Aşağıda bir kaba kobi beni bekliyor. Araştırma konusu. Şizofrenide hasta zihninde yarattığı fantastik realiteyi ne ölçüde ciddiye alır? Bir yandan beni zehirlemek istiyorlar. Her yer zehirli derken öte yandan ilk defa karşılaştığı birisinin sunduğu tereyağını hiç tereddüt etmeksizin kabul eder ve yer. Bu çelişkide cereyan eden zihni süreç nedir? Hayrola, ne oldu? Ay, bileti bulamıyorum. Ne biletiydi? Sinemanın canı. Hah, buldum. Ha, bugün bir filme daha mı gideceksin? Yok canım, biraz önceki film. Senin bir antikalığın daha der bana herkes ama ben biletleri saklarım. Neden? Ya bir gün lazım olursa, hangi gün neye gittiğimi hatırlamam gerekirse. Sadece sinema biletlerini mi saklıyorsun? Yok, bütün biletleri. Sinema, tiyatro, konser, sirk, otobüs, tren, hepsini. Peki bu biletleri saklamak yer sorununa neden olmuyor mu? Olmaz mı? Evin bir odası doldu bile. Sonra ne yapacağımı bilmiyorum doğrusu. Holde yer var, oradan devam ederim diyorum. Gördün mü acaba sildiğimi kaşıkları? Yani ben genelde silmem. Ama çokları siler. Bence çok önemli değil. Ama gördüyse çok üzülmüştür değil mi? Ama garsonların bulaşık yıkadıklarını zannetmiyorum burada. Yani bir başkasının kötü yaptığı bir şey için üzülmezler herhalde. Ama burada çalışıyor. Kendisini sorumlu hissetmez mi? Oh! Şu boğazın güzelliğine bakar mısın ya? Beni de
dedim hep çocukken gezdirdi biliyor musun? Boğaz'a getirdi. Bir de Erguvanları falan gösterdi böyle şu Erguvanların güzelliğine bak diye ama o zaman ben çocuk aklımda hiçbir şey anlamazdım ya. Ya illa bir şeyleri anlamak için büyümek mi gerekiyor ben anlamıyorum sence? Bir şey söyleyeceğim sana. İstanbul bitki çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin yeriymiş biliyor musun? Böyle bu türleri tükenmiş bitkilerin birçoğu burada varmış yani. Gerçi şu anda yoktur da yine de meyveleri böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz yani. Hello vişnesi. Sen hiç Amerika'da vişne yedin mi? Çok kötü kiraz gibi. Ay tatlı vişne mi olur ya? Çok kötü. Ben vişneli körü yapabiliyorum biliyor musun sen? Sen yapabiliyor musun? Kesin yapamıyorsundur. Tipinde yok bir kere yani. Sırrını vereyim mi? Saplarını da koyuyorsun içine. Ve meyvelerle beraber fermantasyona bırakıyorsun. Sen oyuncu mu demiştin? Doktorum demiştim. Buyurun, Kenan ben. Tamam, anladım. Dışarıdayım. Herhalde yarım saatte evde olurum. Tamam, görüşürüz. Rastam aradı, acilen eve gitmem gerekiyor. Sen de gelir misin? Şişt. Sen yoksa beni eve atmak için numara mı yapıyorsun? Gerçi bu yakışıklı pek de gerek yok yani ama iyi, gidelim hadi. Doktorcum ne kadar minnettarım. Öldüm öldüm dirildim. Nedim hoş geldin. Ben de bir arkadaşımla çay içiyordum. Kimmiş acaba? Ben girsem rahatsız etmiş olur muyum acaba? Rahatsızlık ne demek? Buyurun buyurun. Cale ben. Nedim. Memnun oldum. Ben de. Art direktör Nedim Cale ama siz zaten tanıştınız. Dün stüdyodan çıkmak üzereyim. Göğsümde bir ağrı, ölüyorum. Sanki ben sırt üstü yatmışım, Dario Moreno üstüme oturmuş zıplıyor. Vazgeçtim ağrıdan, nefes darlığından. Bir anksiyete, dünyanın bütün felaketleri benim başıma gelecek. Kar, bora, fırtına, deprem, tsunami hepsi beni bekliyor. Tamam dedim, kalp krizi geçiriyorum. Attım kendimi dışarıya, koşuyorum deli gibi hastanesine doğru. Hemen acile aldılar. Nedir dediler, herhalde kalp krizi dedim. Neden böyle terledin dedi. E dedim stüdyodan oraya kadar koştum. Doktor stüdyo nerede diye sordu. Söyleyince gülmeye başladı. Ne oldu dedim niye gülüyorsunuz ne oldu umarım sevindirici bir haberiniz vardır. Kalp krizi geçiren biri o kadar mesafeyi koşamazmışmış. Sanki kalbi duracak gibi olan ben değilmişim gibi. Doktorcum sonra arkasını döndü bir şeyler yazmak için. Hayatımda gördüğüm en çirkin. Neymiş efendim? Muhtemelen panik atakmış. Ya kalp krizi geçiren biri elbette panik olur, neşelenmez ya. Neyse dediler yine de bir bakalım, yine de bir bakalım. Bir iki elektro falan aldılar, dostlar alışverişi de görsün. Sonra kendi kendime dedim ki, ya Nedim sen kalp krizi geçirmeyeceksin de kim geçirecek? Yıllardır içki, sigara, işret... Biliyorum niye ciddiye almadıklarını. Kendilerinden farklı olanlara tahammülleri yok. Yani bir eksik olsa onlar için hiçbir şey fark etmiyor. Neyse, sonra bir hap verdi. Gece uyudum. Sonra kalktım. Baktım akşama doğru illet gene geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Sonra doktor Kenancığım aklıma geldi. Ve de ağrı hafifledi. Hiçbir şey kalmadı. Dedim ki kalp krizine bile benim doktor Kenancığımdan başkası daha iyi bakamaz. E ben de buradayım işte. Eyvallah olsun. Orada değil buraya gel. Kaykı bakalım. Yastığı kolunun altına al. Şunu da. Arkanı dön. Gülme, gülme. Tamam. Doktor. Çirkin. Çirkin. Ha öyleydi değil mi? Pardon. Haklı.
panik atak geçiriyorsun. Bak yine geldi. Bak yine geldi. Vallahi diğer tarafa gideceğim. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Doktor yardım et. Doktor. Niye? Kalp doktoru değilim ama psikiyatr. Ben de o zaman konuyu değiştireyim mi? Değiştir. Hastalık hastalık yani, değil mi? O zaman bakalım Nedim Bey'in o hayran olduğu doktor bey ilmi tıbbiyede ne kadar ustaymış göreceğiz şimdi. Soruyorum. Hazır mısınız? Bak bir kere de cevap vereceksiniz düşünmeden. Hani şu hapların ortasında böyle derin bir çizgi olur. O neden olur? Çok basit. Bazen hastalara tam doz verilemez. Yarım doz vermek gerekir. O yüzden hapı ortadan kırarsın, yarısını hastaya verirsin. Yanlış. Sen? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Söylüyorum o zaman. Buyurun. Şimdi hani böyle hastalar çok halsiz kalırlar ya. Hani bir hapı bile içemeyecek kadar halsiz kalabilirler yani, değil mi? Yani diyelim ki kaldılar, evet. Tamam. İşte o zaman hapı alıyorsun, hastanın k***'a yerleştiriyorsun. İyi dinle. Sonra tornavidayı o çizgiye yerleştiriyorsun. Sonra çeviriyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun ve içeri itiyorsun. Yani o çizgi bu yüzden. Nasıl? Nasıl? Ya ben akşamı nasıl bekleyeceğim bizimkileri anlatmak için. Ay bak vallahi hiçbir şeyim kalmadı. Ya. Hiçbir şeyim kalmadı. Hoşuna mı gitti? Jale yenge, sen de mi doktorsun yoksa? Bu kadar malzemeyle ben burada vakit kaybedemeyeceğim. Bir çay koyayım sana, ondan sonra. Ya hayır doktor, zaten tatilinden çaldım. Ben gidiyorum. Yemek taksi. Dünya tatlısıdır. Ben 5 yıl uğraştım. Nafile, Allah sana kolaylık versin. Ay! Yenge sen de yani. Arkamdan mı konuşuyorsun dedim? Birazcık. Kalp krizinden sonra kalp krizi geldi zannettim. Hadi senin de hatırın kalmasın bari. Hadi ben kaçıyorum. Çok memnun oldum. Ben de. Bay bay. Tornavida. <bir de. gülüyor> Nedim çok şekermiş. Ben de çok severim. Çok tatlı çocuk. Ben de bir hemşire olarak hiç fena sayılmam yani, değil mi? Öpücüğü hak etmedin mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Bir akrabasıyla ilgiliymiş. Şu Çemişbarcı cinayeti. Ben sadece iletiyorum. Bana emir verdiler diye. Ailenin üstüne fazla gitmesin istiyorlar senin için. Müdürüm. Bak şimdi. Böyle emir olmaz. Bir kere bu kanunlara aykırı. Sen de biliyorsun. Ben geçenlerde bu meseleyi aktardım sana. Bunlar önce bir o***'u gönderdiler. Sonra da bir çanta dolusu para. Yakmaya çalıştım paraları. Herif zor kurtardı, kaçtı. Hala anlamamışlar mı? Ya amirim bak, de ki onlara, bu herif ipiyle kuşağı s**kiyle takabilirdim de. Deli bir aileden gelirdi. Abisi, amcası silahı da dağda öldüler de. Halimallah çeker makinayı, dalar aranıza de. Doğru bildiği yolda babasını bile tanımaz de. Tamam oğlum tamam, sen bildiğini yap. Zaten şu mesleğe senin gibi birkaç kişi var diye çekiyorum hala. Naciye, gene çıkmışsın cama. Düşeceğim bir gün valla. Dikkat et de kapala düşmeye. Nasıl unutulur? Deli kız. Vay göresim geldi berçenek seni. Dumanlı dumanlı. Oy bizi. Aha düştü.
Ne var ya? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Oturun. Doktor Kenan Aktan cinayetini biliyorsunuz. Elbette amirim. Görevi bekliyordum. Genel müdür bizzat aradı. En iyi adamını koyacaksın dedi. Suç aleti muhtemelen evdeki kahve değirmeni. Ortadan yok olmuş hizmetçinin dediğine göre. Evet. Sazak apartmanına gidiyorum. Ne içindi? Tamir falan mı? Korsan taksiyse izin yok kardeş. Cinayet masası. Komiser Ahmet Demir. Pardon abi ya. Ah be abi, ne olur bulun şu namussuzu. Sitenin en efendi adamıydı. Vallahi bütün arkadaşlar ağladık. İnşallah kardeşim, inşallah. Allah'ın izniyle elimizden kaçmaz. Komiser Bey. Evet kardeşim. Komiser Ahmet Demir. Dairenin anahtarı sende vardı değil mi? Ha, vardır. Güzel. Bu kapıların mührüne ne olmuş? Savcı Bey geldikten sonra artık gerek yok dediler. Hiç olağan dışı bir şey sezdin mi? Yani kendisini sevmeyen bir komşusu falan var mıydı? Vallahi komiser bey, ben hayatımda onun kadar iyi bir insan daha tanımadım. Herkes tarafından sevilip sayılan biriydi. Sitenin hiçbir görevlisi de onun ne doktor olduğunu bilmezdi. Başı ağrıyan gelir, dişi ağrıyan gelir, karnı ağrıyan gelir. O da gık demeden bakardı. Hele bir keresinde bekçilerden birinin annesinin neyin hastaydı da ta Haramidere'ye kadar gecenin bir yarısı kendi araba kullanıp gittiydi. Evi buluncaya kadar da iki tane köpek ısırmış. Erenlerin bile düşmanı olurdu da onun olmazdı. Şu sokak köpeklerinin ağızları dilleri olsa da bir söylese sana nasıl bir insan olduğunu. Yazık olmuş ben Erci'ye. Ya sorma komiser bey. Hala inanamayayım öldüğüne. Berbat bir rüya gibi. Bir sevgisi falan var mıydı? Yok sanmam. Zaten olsaydı ben bilirdim. Nerede? Evi her gün ben temizlerim. Elbet ertesi günü bir şeyler bulurdum. Allah Allah. Bekar adam. Hiç mi kadın gelmezdi evine? Yani gelirdi. Ama öylelerinden değil. Kız sen nereden biliyorsun? Sürekli başlarından mı bekliyordun sanki? Ya çöpte falan bir şeyler bulurdum işte. Şapka neyin bir şeyler. Şapka mı? Ha işte şapka olur. Allah iyiliğini versin. Peki Naci. Madem bir sevgilisi yok. Ne dersin? Bir eşcinsel falan mıydı? Yok. Hiç sanmam. Sitenin bütün kızları ona hayrandı. Hep etrafında dolanırlardı öyle bir şeyler falan sormak için. Ama sen şimdi böyle dedin ya, aklımı karıştırdın benim. Geçenlerde buraya biri geldiydi. Hani şu televizyonlarda falan görüyorduk ya. Yönetmen mi ne? Nedim... Ha, Nedim Tezel mi? Heh, Nedim Tezel. Peki başka işin sen? Ay yok, tövbe vallahi, günahını al İzem. O da onun hastasıydı. Haklısın. Zaten Kenan Aktan bir eşcinsel olmuş olsaydı şimdiye kadar çoktan duyardık. Peki Naci, madem her gün evi temizliyordun, cesedi niye bu kadar geç buldun? İki haftalığına tatile gideceğim dediydi. Ben
Ben de o tatile gitmeden bir gün öncesinden köye gittim annemleri görmeye. Un günlüğüne yoktum. Peki şu kahve değirmeni. Sence süs müydü yoksa kullanır mıydı? Yok, süs olur mu hiç? Misafirlerine kendi kahve pişirirdi onda. Ne zaman bu eve bir misafir gelse onu kirlenmiş bulurdum. Çok misafirperver adamdı. Biri gelecek olduğunda hemen bütün yemekleri kendi yapardı. Hem de çok lezzetli olurdu. Bana da verirdi bazen. Kahveyi bile kendi kavururdu. Sizin fikriniz nedir rahmetli hakkında? Söyleyebilecek bir tuhaflık veya bir terslik filan. Ne söyleyebilirim ki? Kim ne söyleyebilir onun hakkında güzel şeylerden başka? Yani bazen sanıyorum ki Tanrı bize bir iyilik olsun diye sırf insan nasıl olur onu göstermek için yaratıp göndermişti. Hiç inanamıyorum. Ama anlıyorum. O halde başka soruları sormaya hacet kalmadı galiba. Yani biraz tuhaf olacaktı tabii. Kendisinin doktor Nalan'la arasında özel bir ilişki var mı diye soracaktım ama artık gerek yok değil mi? Erdemli olması bir yana, çevresindeki tüm insanlara sirayet ederdi onun iyiliği. Onun yakınında olup da herhangi bir ahlaksızlıkta bulunmak mümkün değil. Zaten Nalan Hanım da çok iyi bir insandır. Eşi ve çocuklarıyla çok mutludur. Peki kardeşim. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Bilmem. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa. Mesela senin bir ilgin var mıydı ona karşı? Onun yakınında olup da ona aşık olmak mümkün değildi. Ama yani benim için asla yanına yaklaşamayacağım, tapılacak bir ilahdı o. Neden yaklaşamayacak mısınız? Ben kendimi layık görmezdim ki ona. Rica ederim. Herkesin bir üstünlüğü vardır. Onu tanısaydınız ne demek istediğimi anlardınız. Komiser rahmetlidir. Memnun oldum ben de Nalan. Buyurun içeride konuşalım. Lütfen. Kendini bileme sanata ve insanlara adamıştı. Peki son zamanlarda herhangi bir olağan dışılık sezdiniz miydi? Şu intihar eden hastası onu pek üzmüştü. Bir de bir tür araştırma olarak psikotik sorunlu olması muhtemel bazı kadınlarla buluşacaktı internet kanalından tanışıp. Eşcinsel bir arkadaşı veya bir hastası. Nedim Tezer var, hastasıydı. Çok tatlı bir insandır, şüphelenmek hiç aklıma gelmez. Tabii siz daha iyi değerlendirirsiniz. Bu internet kadınları beni doğru bir bilgiye götürebilir diye umut ediyorum. Ama bu kadınların bir tür hasta olması dolayısıyla benim pek anlamadığım bir takım alanlara dalmamı gerektirebilir. Bu konuda sizden profesyonel bir destek istesem ne derdiniz? Memnuniyetle. Ha, az kalsın unutuyorum. Rahmetlinin ilgi duyduğu bir kadın arkadaşı var mıydı? Evet vardı. Çocukluk arkadaşımız Perihan Erener. Yani Perihan Eren. Soyadını değiştirmişti. Evlilik dolayısıyla mı? Hayır. Hiç evlenmedi. Erener erle bitiyor ya, erkek çağrışımı yapıyormuş. Bu yüzden Eren olarak değiştirdi. Allah Allah. İlginç. Nerede bulabilirim? Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji okutur. Bir de Kanal 49 için bir tartışma programı hazırlıyor kültürel konularda. Nasıl birisi? Vallahi dediğim gibi çocukluk arkadaşımız. O yüzden ben ne desem subjektif olur. Çok akıllıdır. Sınıfımızın birincisiydi. Kendini sosyal konulara, kadın haklarına falan adadı. Hatta zaman zaman sürtüşürüz görüşleri konusunda. Hangi görüşleri? Ben biraz aşırı bulurum onun savunduğu tür feminizmi. Oldukça radikaller. Yani komünist falan mı? Yok öyle değil. Bakın ben de kadınım ama erkeklerin tek işinin bizleri ezmek olduğuna inanmıyorum. Sahi öyle mi inanıyorlar? Ben biraz karikatürize etmiş olabilirim.
Eğer kendisinin televizyon programını izlerseniz daha net bir fikriniz olabilir. Peki Doktor Kenan Aktan'la arasındaki ilişkiyi nasıl bilirsiniz? Kenan'ın ona aşık olduğundan eminim. Ama Perihan'dan emin değilim. Genellikle erkeklere pek ilgi duymaz. Ama Kenan'a özel davranırdı. Eğer aşıksa çok iyi saklıyordu doğrusu. Lezbiyen falan mı? Bilmiyorum. Zannetmem. Ama olabilirdi. Etrafında çok fazla vardı çünkü. Bakın. Perihan mutsuz bir çocukluk geçirmişti. Öz babası o küçükken vefat etmiş. Tatsız bir üvey babayla büyüdü. Yani çocukluğu daha sonraki görüşlerini etkilemiş olabilir. Anlıyorum. Dosyayı iyice bir daha oku. Bir kız var. İntihar eden bir kız. Doktorun hastası. Babası bir şey sabuncu. Her neyse. Çok zenginler. Böyle herifler bütün pis işlerini şoförlerine yaptırırlar. Ya da şoförleri bilir hangi pis işlerini döndüğünü. Bu şoförün kim olduğunu, nerelere takıldığını iyice ne bir öğren. Bu gece onunla bir konuşalım. Baş üstüne amirim. Kafanda yaşarsın, bu yeter sanırsın. Kendi kafana bakarsan ancak bit bulursun. Çünkü bu hayatta kafa yetmez insana. Bir ton yalan hile yersin bile bile. Selamünaleyküm. Nişasta var mı? Aleykümselam. Hoş geldiniz. Var. Verin. Başka bir plan yaparsın, vaktini yakarsın. Çünkü bu hayatta kafa yetmez insana. Ama bırak çabalasın, seyre dalasın. Kafanla yaşarsın, bu yeter sanırsın. Kendi kafana bakarsan ancak bit bulursun. Çünkü bu hayatta kafa yetmez insana. Bir ton yalan hile yersin bile bile. Evet bir plan. Sen şunu çöpe atıver. Atayım. Boşa gitse bile başka bir plan yaparsın. Vaktini yakarsın. Çünkü bu hayatta kafa yetmez insana. Ama bırak çabalasın, seyre dalarsın. Kafanla yaşarsın, bu yeter sanırsın. Kendi kafana bakarsan ancak bit bulursun. Çünkü bu hayatta kafa yetmez insana. Bir ton yalan hile yersin bile bile. Evet bir plan yap. Boşa gitse bile başka bir plan yaparsın, vaktini yakarsın. Çünkü bu hayatta kafa yetmez insana. Ama bırak çabalasın, seyre dalarsın. Hangi yönleri de var, kötü yönleri de var şimdi. Hangi birini anlatsam bilmiyorum. Bu sakat işte. Beyler bir durun bakalım. Rutin polis uygulaması yapıyoruz. Kimlikler. Buyurun. Buyurun. Siz memur beyle burada biraz bekleyin. Ben bir merkezden soruşturacağım. Peki, peki. Hayırdır? Rutin polis kontrolü. Koltuk yumuşak aga deli, oy babo, oy oy, oy babo, oy oy. Dingir 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 dingir,
İnsan ol da ilme egil, insan gibi her şeyi bil. Vay babo, vay vay, vay babo, vay vay. Temizmiş. Buyurun. Gidebilirsiniz. Teşekkür. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir dakika, bir dakika dur. Senin ceketinde bir şişlik var. Bir üstünü arayalım. Beyefendi siz gidebilirsiniz. İyi akşamlar. Kardeşim iyi akşamlar. Görüşürüz beyefendi. Abicim. Şey yapma. Hüseyin. Evet. Yasla kollarını şöyle yasla. Aç bacaklarını. Tamam aç. Canım tamam ya. Ah, bu ne ya? O ne ya? Ulan içeceğim de diyemezsin. Gitti 5-6 sene. Abi bir dakika. Hüseyin, git bir delil torbası getir. Abi bak gerçekten şeyde kulüpte falan koymuşlardır cebime ya. Gerçek yemin ediyorum benim değil o ya. Hep aynı terane. Abi benim değil ya. Kulüpte falan koymuşlardır ya. Yok ben koydum. Hüseyin kelepçele şunu. Ya bir dakika. Bir dakika. Abi ne olur bak. İyiyim abicim bak. Ne Allah. Allah belanı versin. Ne biçim laf lan o? Neyse dur bakalım. Bir çaresine bakarız. Ha. Şey abi yalnız şu an gerçekten üstünde o kadar para yok yani. Şey ama istersen şey kardeşimi arayayım hemen o getirir yani. Yemin bak lan itoğlu ite. Ne zannettin lan bizi hırsız mıyız? Bak kardeşim. Biraz önce merkezle konuştum. Senin kim olduğunu, kimin şoförü olduğunu tespit ettik. Bizim her şeyden haberimiz var. Ama bir de senden dinleyelim dedik. Böylelikle hem bundan kurtulursun ki 5-6 sene demek. Hem de bize yardımcı olduğun için öbür büyük işten küçük bir ceza ile yırtarsın. Hangi büyük iş abi? Bana bak. Anlamazlıktan gelip benim tepemin tasını attırma. Abi bak yemin ediyorum ben hiç bahsettiklerinden hiçbir tanesini bilmiyorum ya. Doktor Kenan Aktan işinden bahsediyorum. Hadi anlat. Abi adamı öldürmüşler işte. Ben de gazetede okudum. Hatta bir keresinde şey işte rahmetli kızını ofise götürmüştüm. Bir keresinde de şey patronu ofise götürmüştüm. Abi o kadar biliyorum ben de. Belki de patronun bir başkasına yaptırmıştır. Onu biliyorsundur. Yok abi ya. Yani Nizamettin Bey'in hiç o taraklarda bizi yoktur yani. Hatta şey Nizamettin Bey'in bir keresinde kiracısı kirayı vermemişti. Evden de çıkmıyordu. Ben de demiştim ki beyefendiyi bir dövdürsek falan demiştim. O da beni işten kovacaktı neredeyse. Yani düşün o kadar cana yakın bir insan. Tamam kardeşim tamam. Tamam. Sana inanmam. Kusura bakma. Mecburi tahkikat işleri. Belki de dediğin gibi bir başkası koymuştur. Dikkat et başını belaya sokma. Hadi gidebilirsin. Teşekkür ederim. Şey kolay gelsin. Kolay gelsin. Ha bir dakika. Bak ben seni üzdüm kusura bakma. Sana kartını vereyim. Polislik bir derdin olursa beni ara. Yardımcı olurum. Sağ ol. Ama bu akşamdan da kimseye bahsetmiyorum. Olur mu canım kardeşim? Sağ ol Beymur Bey. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Şey, kolay gelsin. Oh. Erhan,
Nasıl yardımcı olabilirim? Cinayet masasından Ahmet Demir, komiser. Öncelikle size kızınızın kaybından dolayı başsağlığı dilerim. Sağ olun. Doktor Kenan Ak'tan cinayetiyle ilgili bilginize başvurmak istemiştik. Bu konuda bizimle paylaşmak istediğiniz bir bilgi varsa dinlemek isterim. Şu kadarını söyleyeyim ki yanlış yerdesiniz. Kızımı özledikçe o rahmetli doktora gidip boynuna sarılıp kendi evladımmış gibi ağlamak isterdim. Keşke ölmeden evvel bunu birkaç defa yapabilseydim. Özetle benden o adama hiçbir zarar gelmez. Peki efendim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Hoşça kalın. Görüşeceğimiz üç kadından ilkinde psikoz var. İkincisi basit bir nörotik. Üçüncüsü de nörotik fakat daha ağır bir durumda. Bir de Nedim Tezer vardı görüşeceğimiz. Ama siz onunla ilgili bilgiye sahipsiniz sanırım. Oh, ama Nalan Hanım, ben basit bir polis memuruyum. Bu terimleri sağda solda duyuyoruz ama bunları biraz açar mısınız? Nevrozlar hafif olanlar. Nörotikler gerçeğin farkındadır fakat onunla baş etmekte sorun yaşarlar. Mesela hepimiz hasta olmaktan korkarız. Sokaktan geldiğimiz zaman elimizi yıkarız. Fakat nörotik bununla kalmaz. Elini yıkar, sonra bir daha yıkar, bir daha yıkar, bir daha yıkar. Hiç olmayacak şeylerden hastalık kapmaktan korkar. Psikozdaysa hastanın bambaşka bir gerçekliği vardır. Kendi zihninde yarattığı. Bazen başka bir gezegende yaşar. Bazen olmayan sesler duyar, olmayan şeyler görür. Düşünceleri karmakarışıktır. Mesela şizofreni bir psikozdur. Şöyle bir benzetme yapılır. Nörotikler gökyüzünde şatoları olduğunu hayal eder. Psikotiklerse o şatoların içinde yaşarlar. Epey fikir edindim. İlk görüşeceğimiz kişi bir şizofrenik büyük bir ihtimalle. Görüşmeye birlikte başlarız. Fakat benimle yalnızken daha rahat konuşabilir. Ben o zaman size bir sinyal veririm. Siz de bir süre dışarı çıkarsınız. Ama ben bütün mülakatı teybe alırım. Daha sonra isterseniz dinlersiniz. Olur tabii. Nalan Hanım, ben soruları hazırlamıştım. Rica etsem siz sorar mısınız? Tabii. Tamam. Hülya. Merhaba. Ben Nalan. Memnun oldum. Komiser Ahmet Demir. Huri. Buyurun lütfen. Memnun oldum. Ben Huri. Umarım hazırlıklarınız tamamdır. İki aydır benimle temasa geçmenizi bekliyorum. Çok doluyum. Bugün çok doluyum. Ajandam çok dolu. Vaktim yok. Konferansa başlayalım hemen. Sizinle yıllardır tanışıyoruz zaten. Umarım geçen yıl verdiğiniz sözü unutmadınız. Tabii tabii. Unutmadım. Nalan Hanım, bu yakınlarda bir bakkal vardı değil mi? Benim galiba sigaram kalmamış da. Tabii var. Hemen köşede. Sizi gördüğüme sevindim. Selam söylersiniz. Baş üstüne. Ben saat 10'da dönerim Nalan Hanım. Gelişmiş bir şizofreni. Anlaşılan sadece bir kere görüşmüşler Kenan'la.
Fakat şiddete muktedir birisi değil benim kanaatim. İsterseniz tekrar deneriz kendisini. Ah zavallı. Sıradaki hanım muhtemelen obsesif kompulsif. Bazı takıntıları ve saplantıları olmalı. Siz görüşünce anlayacaksınız zaten. Biraz alalım. Merhaba. Ben Nalan. Komiser Ahmet Demir. Memnun oldum. Lütfen buyurun şöyle geçin. Siz de alır mıydınız? Teşekkürler. Reza Hanım, çok fazla zamanınızı almayalım. Doktor Kenan'la kaç kere görüştünüz? Sadece bir kere. Böyle bir son. Otopside falan çıkmıştır belki. AIDS miydi? Ben çok endişeleniyorum ya. Rezan Hanım, Doktor Kenan'la cinsel ilişkide bulunmuş muydunuz? Nereden çıkarttınız? Ne münasebet? Çok affedersiniz. Ya AIDS'ten endişeleniyorum deyince ağzından birden çıkıverdi. Peki neden endişeleniyorsunuz? Birlikte yemek yedik. El sıkıştık. Her şey mümkün. Benziniz çok rahatmış. Hiç kullanacak halim yoktu. Teşekkür ederim. Jale Hanım, ofisinize niye gelmek istememiştim? Çünkü masif depresyon halinde. Masif? Yani yataktan kalkacak hali yok. Yemeden içmeden kesilmiş durumda. Geldiğimizi biliyorsunuz. Suçum. Evet. Hepimize çok geçmiş olsun. Kendim suçluyum. Neden Şahri Hanım? Biz henüz yeni tanıştınız diye biliyorduk. Ben tanımıyorum ama sizinle görüşe görüşe ben de çok üzülüyorum tabii ki. Nedim Bey geldiler. Gel Nedim, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Komiser Ahmet Demir. Memnun oldum. Geç otur şöyle Nedim. Merak etmeyin komiserim. AIDS elden bulaşmıyor. Hem zaten AIDS falan olacağım da yok. Biz de Ali Ahmet'i Zeki Müren'in dediği gibi gusül abdesti alırız o işten hemen sonra. O nedenle hiçbir şey olmaz. Aman rica ederim. Bilmez miyim ben AIDS üzerine kurs aldım. Ya vallahi şimdi çok mahcup oldum. Ya, beni yanlış anladınız. Gelin bir daha tanışalım rica ediyorum. Lütfen, lütfen. Buyurun, buyurun oturun. Lütfen. Hem zaten ben de bu rahmetli Doktor Kenan'ı sizin kadar sever oldum duya duya. Onun arkadaşlarını böyle görünce sanki benim arkadaşlarım gibi oluyor. Sağ olun.
Nedim Bey, merhumu son görenlerden biri de siz misiniz? Biraz bilgi alabilir miyiz? Bir aciliyet için evine gitmiştim. Kalp krizi zannetmiştim, panik atakmışım eğer. Evde daha önce rastlamadığım şeker bir kız vardı. Her zamanki doktor Kenan işte. Huzurlu ve huzur veren. Bazı insanlar türbeye, deniz kenarına gider sakinleşmek için. Ben ona giderdim. Peki etrafınızda şüphelenebileceğiniz herhangi biri var mı? Vallahi birçok manyakla karşılaştım hayatımda. Ama Kenan'ı bir şey yapacak kadar manyağıyla karşılaşmadım. Sizden bir ricada bulunabilir miyim? Bu işi yapan kişi tespit edilirse, onu tutuklamadan önce bana adını söyler misiniz? O alçağı asıl yapmak istediğim şey, bir tarafını kesip başka bir yerine tıkmak. Ya da en azından bir temizliğe katmak isterim bir bahaneyle. Vallahi bu girişte sanırım ben yapacağım bunu galiba. Aa, bir de bir eşcinselle tanıştım. Nedim Tezel. Vallahi o da normal geldi bana. Ahmet. Bir tanesi çok güzeldi. Fakat o da tamamen başka dünyalarda kaybolmuştu. Diğerleri de güzeldi ama ne bileyim sanki böyle bir soğuklukları var gibiydi. Bence bir erkek var ya bunların yanına yaklaşmaya korkar. Say ya. Bunlar nasıl seks yapıyorlardır acaba? Ay, nasıl olacak canım? Okuyoruz ya şu haftalık aile dergisinde filan. Cinsel fanteziydi, bilmem neydi. Hey Ayşe. Hı. Biz niye fantezi mantezi yapmıyoruz? Ay Ahmet. Çok geç oldu. Ayşem benim. Hadi gel bana fantezi yap. Ben fantezi mantezi bilmem. Hı. Ama o kadar çok istiyorsan... Bir osurayım. Aman Ayşe. İki kuruşluk iştahımız var, onu da kaçırırsın. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi daha önce bekliyordum, yetişemediniz herhalde. Çok özür dilerim. Malum trafik. Program bitmek üzere. Siz de biraz izleyin, sonrasında konuşalım o zaman. Hayır, hayır, tabii. Buyurun. Kısa bir aradan sonra Sosyal Ufuk Turu'nda tekrar beraberiz. Televizyonu yeni açmış seyircilerimiz için konuklarımızı tekrar tanıtmak istiyorum. Yazar ve aktivist Handan Ulayan, sosyoloji profesörü Nadir Tengizbay. Evet, tecavüz olaylarının sosyal boyutunu tartışıyorduk. Handan Hanım, sizle söze başlayacaktık. Buyurun. Biraz önce, yani aradan önce benim bütün heteroseksüel ilişkileri tecavüz olarak değerlendirdiğimi söyledi ama ben böyle bir şey söylemedim. Fakat siz de kabul edersiniz ki penisin bir kadına duhul etmesi tabiatı itibariyle bir şiddet halidir. Aman efendim, işte tekrar ediyorsunuz. Kadınla erkek arasında bir şiddet hali olarak tarif ettiğiniz bu hal, yani normal cinsel ilişki olmasaydı insan nesli olmazdı. Efendim, sizin normal cinsel ilişki dediğiniz şey çoğunlukla tecavüzdür. Çünkü kadın erkek arasındaki ilişki eğer kadının isteğiyle başlatılmamışsa, kadının arzusuyla başlatılmamışsa bu bir tecavüzdür. Efendim, bakın size şunu sormak istiyorum. Eğer kadınla erkek ilişkisi kadının rızasıyla gerçekleşmemişse bu bir tecavüz değil midir? Elbette tecavüz. Bunu tartışan var. Tamam, çok güzel. Demek ki anahtar kelimemiz rıza. Böylelikle işin politik boyutuna da girmiş oluyoruz. Ataerkil toplumda kadın ezilen sınıftır ve dolayısıyla erkek tarafından ezilir. Erkeğin baskısı altındadır. Yani siz şimdi kadınların bu baskı altındaki konumlarından, yani bu ezik konumlarından doğan itiraz edememe haline rıza mı diyorsunuz efendim? Kadınla erkek arasında aşk diye bir şeyin var olduğunu ve aşkın bir ifadesinin de cinsel ilişki olduğunu size kimse söylememiş anlaşılan. Peki o zaman tanıdık tecavüzlerine ne diyorsunuz? Amerika'da gerçekleşen tecavüzlerin %57'si ilk flört esnasında gerçekleşiyor. Yani ilk buluşmada birbirlerine aşık oluyor olamazlar, öyle değil mi? Cevabı siz verdiniz. Eğer daha ilk buluşmada soluğu bir otelde veya birisinin yatak odasına alıyorsanız böyle riskli bir davranışın bir bedeli olur bazen. Kendinizi bir psikopatla bir odada yalnız bulabilirsiniz.
Buyurun size tecavüz. Şimdi bu istisnai durumlardan yola çıkarak bütün kadın erkek cinsel ilişkisi mahkum etmek hangi akla hizmettir? Beyefendi, sizin istisnai durum dediğiniz aynı zamanda bir evlilik ilişkisi de olabilir. Yani bir ömür boyu sürebilir. Şükürler olsun, boşanma kurumu var. Boşanırlar. Evlilik, tecavüzün legalize edilmesidir. Yani fuhuşun bir çeşididir. Tüm tartışma boyunca şunu hissettim. Kadın haklarını savunuyor gibi görünüyorsunuz ama asıl yapmak istediğiniz şey erkek düşmanlığınızı ifade etmek. Ben erkeklerden nefret etmiyorum ama onları sevmek zorunda da değilim. Toplama kampından yeni çıkmış bir Yahudi, midesine mermi yemiş, yerde yatan bir Nazi askeri gördüğünde Nazi askerine şöyle göz ucuyla bakar, sonra da çeker gider. Yani o askerin nasıl biri olduğunu, duygularını, düşüncelerini hiçbirini düşünmez. İşte ben de aynen böyle erkeklere karşı bu kadar kayıtsız olabilirim. Nazi askeri, erkekler, kulaklarıma inanamıyorum. Gerçekten sizinki kadın hakları savunuculuğu değil, erkek düşmanlığı ideolojisi. Nadir Bey, siz de erkeksiniz. O yüzden kadına tecavüz meselesinin ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu anlayamamış gibisiniz. Öyle görünüyorsunuz. Öyle diyelim. Şimdi bir konuşmanızda şöyle söylediğiniz iddia ediliyor. Bir kadın kendisine tecavüz eden bir erkeği öldürme hakkına sahiptir. Ben olamaz böyle bir şey. Kimse aklı başında kimse böyle bir şey söyleyemez demiştim. Ama şimdi pek emin değilim. Sahiden böyle bir şey söylediniz mi? Efendi, benim aklım başımda ve emin olun böyle bir şey söyledim. Bakın sırf bunu şöyle örnekleyeyim. Ülkeniz bir asker tarafından işgal edilirse sizin ülkenize giren işgalci askeri öldürmeye hakkınız var mı yok mu? Var. Peki tecavüz nedir? Kadının bedeninin işgali. O zaman neden kadın aynı hakka sahip olmasın? Gidersiniz, memleketin yasaları var, polisi var, mahkemeleri var. Şikayet edersiniz. Yani siz bana şunu söylüyorsunuz. İşgalci askeri öldürmek yerine gidip onu işgal kuvvetleri karargahına şikayet et. Ya beyefendi, kimi kime şikayet ediyorsunuz? Bu ülkede yasalar tecavüzcüyü korumak adına erkekler tarafından yapılmış. Yani karşısına çıkacak polis erkek, savcı erkek, hakim erkek, kadınsa da bu durumda işbirlikçi bir alçak. Vallahi ben birçok konuşmamda, yazımda erkekleri kadınlara nazaran daha olumsuz terimlerle tanımladım bazı alanlarda. Mesela erkeklerin belki normal testosteron... Kusura bakmayın, beklettim. Rica ederim, önemli değil. Alır mısınız? Yok, teşekkür ederim, kullanmıyorum. Feriha Hanım, şovunuzu ben hiç izlememiştim. Hep böyle hararetli mi geçiyor? Genellikle. Nasıl yardımcı olabilirim? Doktor Kenan'ın yakın arkadaşıymışsınız. Çocukluk ve okul arkadaşıydık. Peki aranızda başka bir dostluk var mıydı? Hayır. En son ne zaman gördünüz kendisini? Birlikte operaya gitmiştik. Tarihini hatırlıyor musunuz? Hangi operaydı? 5 Mayıs, Don Juan'ı. Aa, bir şey sormak istiyorum. Bu Don Juan'la Don Juan'la arasında bir ilişki var mı? Aynı efsane. Bizim Don Juan dediğimizde İspanyollar Don Juan, İtalyanlar da Don Juan diyor. Ne kadar efsane değilse. Hay Allah, nihayet anladım. Doktor Kenan öldürülmeden önce Don Juan diye bir gazete haberi okumuştum. Ya ona ithafen. Ne dersiniz? Bilmiyorum. Özel hayatı bildiğim dışındaydı. Anlıyorum. Peki herhangi şüphelendiğiniz biri var mı? Hayır. Feriha Hanım, biraz evvel tartışma programındaki kadın erkek farklılıkları açısından düşündüğünüzde sizce rahmetli olan bir erkek miydi? Yoksa olumlu anlamda farklı biri miydi? Özel bir insandı. Ama kadın kadındır, erkek de erkektir sonuçta. Peki. Teşekkür ederim. Eğer benimle görüşmek istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen hiç çekinmeden beni arayabilirsiniz. Buyurun. Tabii. İyi günler.
Ayşe. Hı. Ama doğruyu söyle. Ben sana tecavüz ettim mi? O ne demek lan? Biz seninle evlenmeden önce hiçbir arada olduk mu ki? Yok canım. Evliyken demek istiyorum. Evliyken tecavüz de neymiş? Yani sen hiç istemeden ben senin üstüne geldim mi? Ha. İstemediğim zaman çok oldu tabii. Ama kocamsın diye razı oldum. Şimdi bu tecavüz sayılmaz mı? Git lan, kafayı mı oynatıyorsun sen? Bana bak. Yoksa sen kendini kocam gibi hissetmiyor musun artık? Ya yok canım, elbette kocam gibi hissediyorum. Hı. Ama diyorum ki yani sen hiç ama hiç istemediğin zaman bana söylersin değil mi? Gel bakayım sen gel. Yorulmuşsun, biraz dinlendirdim seni. Ne yani, şimdi benimle sevişmek mi istiyorsun? Yok. Tamam canım. İyi geceler öyleyse. Ahmet. Hadi uyu uyu. Hadi. Uyu. Ha. Bu arada yarın akşam kız kardeşim bizde. Unutma sakın. Bunlar ev falan yazma demiyor. Oo, hadi kaç. Hadi gidin odanızda oynayın. Ahmet abi ya. Almanya gibi bir memleket. Bilimin, sanatın, felsefenin merkezi olmuş. Nasıl oluyor da milyonlarca insan bir it kılıklı adamın peşine takılıp da ölüme gidiyorlar? İdeolojinin kuvveti. Birisi bir şeye inandırılırsa, o şey sana bana saçma da gelse, ölümüne gider o şeyin peşinde. Senin abime olan da buydu. Öldü gitti dağlarda genç yaşında. Ah be Aliye. Abimi hatırlatmayacaktım be şimdi. Bir Nazi askeri gördüğünde ne yapar? Nazi askeri erkekler, kulaklarıma inanamıyorum. Erkek düşmanlığı ideolojisi. O zaman o ilişki bir tecavüzdür. Bir kadın kendisine tecavüz eden erkeği öldürme hakkına sahiptir demişsiniz. Eğer ülkeniz bir asker tarafından işgal edilirse sizin o askeri öldürme hakkınız yok mu? Var. Peki tecavüz nedir? Kadının bedeninin işgali. O zaman kadın neden aynı hakka sahip olmasın? Kenan'ın ona aşık olduğuna eminim. Ama Perihan'dan emin değilim. Genelde erkeklere pek ilgi duymaz. Ama Kenan'a özel davranırdı. Eğer aşıksa çok iyi saklıyordu doğrusu. Birkaç kere kız tanıştırdım. Baktım hiçbiriyle yatmıyor. Niye diye sordum. Oğlum müsaade et de hayvanlardan bir farkımız olsun. Seni seviyorum diyemediğim bir kadınla niye yatayım? Perihan'a aşık olduğu hissedilebilirdi. Ama onunla yatıp kalktığını tahmin etmiyorum. Aynı efsane işte. Bizim Don Juan dediğimizde İspanyollar Don Juan, İtalyanlar da Don Juan ediyor. Ne kadar efsane olabilirse. Özel bir insandı. Ama kadın kadındır, erkek de erkektir sonuçta. Nadir Bey, siz de bir erkeksiniz. O yüzden kadına tecavüz konusunun ne kadar ciddi bir mesele olduğunu anlayamamış gibisiniz. Akşamlar. Nöbetçi Adli Tabip ile görüşmek istiyordum. Ben Komiser Ahmet Demir. İyi akşamlar. Merhabalar Cemil Bey. Merhabalar. Sizden küçük bir ricam olacaktı. Doktor Kenan cinayetinde maktulün ölmeden önce cinsel ilişkide bulunup bulunmadığına dair bir rapor hazırlandı mı? Ya. Sadece bayan maktullere mi bakılıyor? Ya çok mu geç kaldık acaba? Bir bakabilir miyiz? Çok, çok teşekkür ederim. Raporu yarın sabah alabilir miyim? Tamam. Sabah orada olacağım. Size de iyi akşamlar. Çalışmalarınıza başarılar. İyi akşamlar. Doktor Nalan Hanım'la görüşmek istemiştim. Ben Komiser Ahmet Demir. Nalan Hanım. İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın. Bu saatte sizi rahatsız ediyorum. Ama
yeni bir gelişme oldu. Hani sizden psikotikle nevrotik arasındaki farkı öğrenmiştim ya. Evet. Diyorum ki bir nevrotik cinayet işleyebilir mi acaba? Tabii. Tabii normal insanlar da cinayet işleyebilir ama demem o ki. Yani nevrotiğin cinayet işlemesi biraz daha muhtemel değil mi? Yani sadece psikotikler için söylenebilir. Cinayet işlemesinde belki birazcık daha fazla bir ihtimal vardır diye. Anlıyorum. Peki. Peki, iyi akşamlar. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Nalan Hanım, bir dakika, bir dakika. Peki, nevroz psikoza dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Tamam. Çok çok teşekkür ederim. Tekrar iyi akşamlar, sağ olun. Çok teşekkür ederim doktor bey. Çok sağ olun. İlişkinin ölüm günü olduğuna dair hiçbir şüphe yok değil mi? Hayır, hiçbir şüphe yok. Kanalda hala spermler var. Peki sizden bir ricada daha bulunsam. Cesedi şimdi görebilir miyiz? Tabii, buyurun. Yakında toprağına kavuşacaksın. Merak etme. Hesabın sorulmuyor. Rahat uyu benim kardeşim. Abim. Elinde yeterli delil yok. Ne diyeceğim hakime ben arama izni alırken? Ben adım gibi eminim bu işi çözdüm. Ulan geçmişine saygı duymasam hayatta bu işe girişmezdim ya. Sağ olun abi. Kızım. Perihan Eren'in ev ve ofisinin aranması, kendisinin Bakırköy Akıl Hastanesi'nde akıl sağlığı tetkikinden geçirilmesi için gerekli evrakı hazırlayın. Amirim, burada da pek bir şey bulamadım. Bir bilgisayar var ama dizüstü değil. Tamam tamam, hadi gidelim. Geçmiş olsun Ahmet. Aramadan sonra kadın da kafadan sağlam çıkmış ha. Eyvallah, çok üzüldüm canım. Amirim. Amirim, pek bir şey bulamadık. Melis Sabuncu'nun ailesi öyle kan davası gidebilecek türden bir aile değilmiş. Feminist harekette de öyle şiddet yanlısı birileri yokmuş bildikleri kadarıyla. Sadece bir tane kadın yazar. Kocasını fena halde dövmüş bir seferinde. Anlaşılan Piren Eren'in hiçbir sevgilisi yok amirim. Eyvallah Hüseyin. Hoş geldiniz Perihan Hanım. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, sizi biraz rahatsız ettik. Arama falan filan. Önemli değil. Buyurun.
Kenan'ın en yakın gördüğü arkadaşı sizmişsiniz. Bu aramaları yapmak zorundaydık. Rutin polis usulleri işte. Size cinayetle ilgili neden buraya çağırdığımı anlatayım. Sizinle ilgili yapılan tahkikattan temiz çıktığınıza göre bize yardımcı olabilirsiniz diye düşündük. Çünkü karşımıza çok karmakarışık bir olay var. Ve inanın bu karmakarışık olay bizim klasik cinayet çözme yöntemlerimizle çözülebilecek gibi değil. Kadın erkek ilişkileri konusunda uzman bir fikre ihtiyacımız var. Bu konuları sizden daha iyi bilen bir başka birisini de tanımıyoruz. Ben elimden geleni yaparım. Sigara içebilir miyim burada? Bu binada yasak. Neyse ben sorumluluğu üzerime alıyorum. Lütfen rahatınıza bakın. Şunu da kullanabilirsiniz. Sonra da beraber kahve içeriz. Size vakayla ilgili bulguları özetleyeyim. Evdeki altınlar çok kolay bulunabilecek bir yerde duruyormuş. Ancak çalınmamış. Bu demek oluyor ki bu cinayet ters gitmiş bir soygun sonucu değil. Ve ayrıca cesedi buzluğa koymuş. Cesedi buzluğa koymak zahmetine niye katlanmış ki? Bırakıp giderdi. Neden? Çünkü cinayetin ne zaman işlendiğini bulmamızı istememiş. Belli ki kendisinin de soruşturulacak insanlardan biri olduğunu biliyor. Yani anlaşılan o ki katilimiz Kenan'ın çevresinden biri. Öyle ya. Cinayet saatinde nerede ve nasıl bir şekilde olduğunu açıklamak çok zor olurdu. Ayrıca kapıda zorlamaya dair hiçbir iz yok. Katil eve zorla girmemiş, kapıyı açıp girmiş. Yani özetle katilin Kenan'ın daha önceden tanıdığı birisi olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Ve elimizde iki ihtimal var. Bir, eski bir tanıdık. İki, yeni tanıştığı birisi. Ya eski bir tanıdık ya yeni tanıştığı birisi. Aslında iki ihtimal falan yok galiba. Biliyor musunuz Perihan Hanım? Sanırım bu iki ihtimalin ikisi de doğru. Şöyle ki. Katilin Kenan'ı daha önceden tanıdığına dair hiçbir şüphe yok. Birinci ihtimal doğru. Ama herhalde tanıdığı bu kişinin kendi katili olacağını bilmiyordu. Bilseydi yanında olur muydu acaba? Nihayetinde tanıdığı kişi katil olurken Kenan da bambaşka birini tanımış oluyordu. O kişinin katil halini. Yani ikinci ihtimalimiz de doğru. Cinayet esnasında Kenan can verirken o kişiyi bambaşka birisi olarak tanımış ve ölmüş. Ne tuhaf değil mi Perihan Hanım? Sanki o gün Kenan'dan başka bir değil de iki kişi varmış gibi. Öldürülürken hiç boğuşmamış bile. Anlaşılan o ki Kenan'ın katili Kenan'ın sevdiği biri. Hatta çok sevdiği biri. Hatta ve hatta çok çok sevdiği, saygı duyduğu özel biri. Nereden biliyorum? Çünkü ölmeden kısa bir süre önce cinsel ilişkide bulunmuş. Şimdi bunu kim duysa ne yani? Her seks yapmak isteyen illa çok sevdiği bir kadınla mı yatmak ister? Haklısınız derdim. Eğer Kenan'ı tanımamış olsaydım, gıyabında da olsa. Doğrusunu isterseniz ben de Kenan gibi birini tarif etmiş olsalardı inanmazdım. Ama gıyabında da olsa onu tanıyınca rahatlıkla söylüyorum ki çok sevdiği birisiymiş o gün Kenan'ın bedenini ikram ettiği insan. Neden ikram diyorum? Bekar bir adamın bir kadına karşı kendisini sunmasına. Birazdan izah edeceğim Perihan Hanım. Ve izah edeceğim şey inanılır gibi değil ama bence doğru. Kenan'ın etrafındaki bütün kadınlarla konuştum. Hiçbir onunla yatmamış. Erkek arkadaşlarıyla da konuştum. Birlikte zamparlık falan yapabilecekleri. Hepsi güldüler. Kenan mı dediler? O başta kendisine o kadar saygılıydı ki, kadın cinsine o kadar saygılıydı ki, seni seviyorum diyemeyeceği hiçbir kadınla aynı yatağa girmesine asla imkan yoktu.
Ama araştırmaya devam ettim. Başka bir dedikodu falan var mıydı diye. Ne bileyim, evli bir kadın veya bir hastası veya bir komşusu. Adeta suratıma bakıp aptal mısın be adam? Kiminle ilgili soru sorduğunun farkında mısın? Bize gelmeden önce hiç mi öğrenemedin Kenan'ın kim olduğunu? Ben de araştırmayı bıraktım. Ve şu kanaate vardım. Kenan bir bakireydi. Bakire terimi kadınlar için kullanılırdı değil mi? Ne demeli o zaman? Bekar demek bakire erkek anlamına mı geliyordu bir zamanlar? Aa, her neyse. Karşımda 35 yaşında tabiaten gayet erkek fakat kendi seçimini hala el değmemiş bakir bir adam vardı. Adeta bütün sevgisini Tanrı'ya vakfetmek için hiçbir kadına birlikte olmamaya ant içmiş bir derviş, bir rahip. Ancak Kenan bir derviş veya bir rahip olamazdı. Kaçmıyordu ki hayatta. Tam tersine, derinlemesine yaşıyordu. Hayatı sizin ve benim hiç düşünemeyeceğim kadar tam ve dolu yaşıyordu. Bence Kenan'ın bütün sevgisini vakfettiği şey bir tanrı değil, bir kadındı. İşte o kadın Kenan'ın tanrıçasıydı. İşte o tanrıçası Kenan'ı öldürdü. Bir tanrı veya tanrıça iyi bir kulunu niçin öldürmek ister? Hristiyanlar Hazreti İsa'nın öldürülmesine ilişkin olarak bizim günahlarımız yüzünden Tanrı kendi oğlunu kurban etti derler. Peki Kenan'ın tanrıçası kimin günahları uğruna Kenan'ı feda etti? Burada günahkar kitleler veya Hazreti İsa falan yok. Sadece Kenan ve sevdiği. Kimin günahıydı Kenan'ı ortadan kaldıran? İki ihtimal var. Ya kendi günahı ya da sevdiğini. Birinci günahı ele alalım. Kenan'ın günahı mıydı kendisini ortadan kaldıran şey? Kenan'ın bir kadına karşı günahı ne olabilirdi ki? Bir erkeğin ilişkide bulunduğu bir kadına karşı günahı nedir ki? Aldatma. Söz konusu bile olamaz. Çünkü o gün Kenan için bir ilkti. Daha önceden de söylediğim gibi o gün o bir ikramda bulunuyordu. Ha, aynı derecede başka bir günah olabilir mi? Tecavüz. Yani Kenan bir kadına tecavüz etti de günahı bu muydu? Kimden bahsediyoruz? Kenan'dan. O herkesin sevgilisi. O karıncayı bile incitmeyen Kenan'dan. O iyilik, bilgelik, güzellik, doğruluk yumağından. Sokak kedi ve köpeklerinin bile eğer konuşabilselerdi hakkında çok iyi şeyler söyleyebileceği iddia edilen Kenan'dan. O bir genç kızın hayallerini süsleyen beyaz atlı prensin adeta bir masaldan dışarıya fırlayıp da karşısındaki bir bedene kavuştuğu Kenan'dan bahsediyoruz. O ideal adamda. Peki. Şimdi o adamı bir de şöyle hayal edin. Şehvetten gözü dönmüş. Ağzı yüzü salyalar içerisinde. Dur yapma dinlemeden karşısındaki bir kadın üzerine saldırıyor ve çamaşırlarını parçalayıp ona tecavüz ediyor. Ancak çok kötü bir rüya olabilirdi. Biliyor musunuz Perihan Hanım, ben misafirlerime kahveyi özel çekiyorum. Öyle bayağı paket kahvesi falan vermem. Gelelim ikinci günaha. Kenan kendi günahı uğruna ölmediyse sevdiğinin günahı neydi ki? Yeter. Kesin şu işkenceyi. Kahvenizi alacak mısınız? Peki. Sizi dinliyorum.
her şeyi çok bildiğinizi zannediyorsunuz değil mi? Evet. Kenan bir tecavüzcüydü. O ilah dediğiniz Kenan da her şeye rağmen bir erkekti. O akşam bir konser vermiştim. Çıkışta ona uğradım. Konserimin nasıl geçtiğini sordu. Çok başarılı olduğunu söyledim. O da sevindi. Hadi kutlayalım dedi. Bir arkadaşı tekila getirmiş. Bana Meksikalılardan tekilayı nasıl içtiğini öğrendiğini anlattı. Birlikte içtik. Hiper halindeydi. Kah bir kitap getirip bir pasaj gösteriyordu. Kah bir Rönesans resmi hakkında konuşuyordu. Bir Fransız aşk şarkısını benim için tercüme etmiş. Söyledi. Çocukluğumuzdan bahsetti. Küçükken ona onu sevdiğimi söylemişim. Hiç hatırlamıyorum. Çocukken söylediğim bu lafı çok ciddiye almışmış. Sonra ben kendime başka bir aşk seçmişim. Kadın hakları davası benim yeni aşkım olmuş. Oysa zihni kategorilerin dışında bir de gerçek hayat varmış. Bireylerin günlük olarak yaşadıkları zevkli veya zevksiz detaylarıyla gerçek bir hayat. İkimiz de çok sarhoş olmuştuk. Seviştik. Sabaha kadar. İlk defa biriyle sevişiyormuş. Benim için de bir ilkti. Sadece bir an süren aşkın hüznü ise bir ömür Oh,
İşte böyle. Ama tecavüz nerede? Anlattım ya. Ben anlattıklarınızdan öyle bir şey çıkaramadım. Hiç hayır dememişsiniz. İlla demem mi gerekirdi? Ben onun evine giderken sevişmek niyetiyle gitmemiştim ki. Belki o da sizi evine davet ederken sevişmek gibi bir niyetle davet etmemişti ki. O zaman niye sevişti benimle? O zaman niye seviştiniz onunla? Bilmiyorum. Onu çok özlüyorum. Birlikte dertleşelim. Onu ben bile özlüyorum. Bu Yavuz kim? Üvey babam. Dizüstü bilgisayarı ne yaptınız? Köy evindeki kuyuya attım. Aman Allah. Nasıl bir açmaz verdin bana. Ben Mevlana olsam Şems belleyeceğim adamın katilini buldum derken... Sevindirmedin beni. Bu mübarek adam affetmiş katilini. Katilini durdurabilecekken durdurmamış. Hangi adalet bu kadına ceza verebilir ki? Sigaranızdan bir tane alabilir miyim? Buyurun. ...15 yıldır ilk defa. Ay Allah, benim yüzümden galiba. Yok canım, sizin yüzünüzden değil. Hayat bu işte. Ama Perihan Hanım... ...sizden bir şey rica ediyorum. Hatta bunu yapmanız için size yalvarıyorum. Ne? Mahkemede onu çok sevdiğinizi söyleyin. Hatta çok pişman olduğunuzu söyleyin. Söyleyeceğim. O zaman ben de size bir iyilik yapacağım. Cezanızın hafif olması için. Hazırladığınız kahveyi içebilir miyim acaba? Tabii. Neredeydik? Ha, tamam. Yaz kardeşim. Şüpheliye soruldu. Kendisine ilişkiyi istemediğinizi söylediniz mi? Şüpheli cevaben... Birkaç defa kendisine yapma dedim. Fakat dinlemedi. Devam etti. Hayır istemiyorum dedim. Ellerini tuttum, ittim kendisine. Fakat kuvvetim yetmedi. Çok kötü olmuştum. Kendimi kaybettiğimi hissediyordum. Dedi. Komiser Bey, bir dakika lütfen. Merhaba, ben Ülke'nin sesinden Abuzer Kurtul. Biraz vaktinizi alabilir miyim? Ne için? Doktor Kenan'ın intihar eden hastasıyla ilgili seri haberleri yapan muhabir benim. Vakayı nasıl çözdüğünüz konusunda biraz konuşabilir miyiz? Ya, öyle mi? Tebrik ederim. Ama böyle ayaküstü olmaz. Sen yarın sabah 10'da ofisime gel, orada konuşalım rahat rahat, olur mu? Olur, sağ olun. Çok sağ olun. Ceyhan Ceyhan
geldin. Hoş bulduk komiser bey. Ya. Demek Doktor Kenan Aktan'ı ilk keşfeden meşhur sensin. Ya öyle zampara falan olduğunu da ortaya çıkartmışsın. Nasıl anladın? Abi bizim meslek bu. Biz adamın gözüne baktık mı ne olduğunu anlarız. Yok ya. Bak bakalım bizim gözümüze de. Kim olduğumuzu anlayabilecek misin? Rica ederim abi. Sizi tanımayan mı var? Komiser Ahmet deyince... Nasıl tanırlar? Zeki, akıllı, dürüst. Peki güzel kardeşim. Sen şimdi bütün bunların üzerine hakkımızda kötü bir yazı yazarsan ne olur? Kimse inanmaz. Ah, ben de tam öyle tahmin etmiştim ya. Sus lan! Sustun mu? Aferin sana. Otur. Mio ağrıyor mu? Abi niye vurdun ya? Merak etme oğlum. Devletin vurduğu yer de gül biter. Abi niye vurdun ki? Sen şimdi var ya... ...ya çocuğum olmazsa diye korkuyorsundur. Ya da zamparalık filan yapamazsam diye. Neydi lan o sizin fiyakalı terim? Don Cihan mıydı, donsuz Cihan mıydı? Neydi? Sarım. Don Juan. Ha. Don Juan'lık yapamazsam diye merak ediyorsundur. Her şey sana bağlı. Nasıl yani abi? Sana dediklerimi yaparsan hiçbir şeyin kalmaz. Şimdi sana bir evliyanın ismini vereceğim. Bir hafta boyunca her gün o evliyanın mezarını ziyaret edeceksin. Her seferinde 3 mum yakacaksın. Ve her seferinde bildiğin bütün duaları okuyacaksın. Dualar bittikten sonra Evliya Hazretlerinden günahlarının affolması için aracılık yapmasını rica edeceksin. Evliyanın ismi Doktor Kenan Aktan. Unutma, 3 mum yakacaksın. Şimdi. Ne? Mum yerine kına da yaksan olur.